Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere pasta pastası grafiği, pie of pie chart yapmaya çalışacağım. Arkadaşlar, senaryo şöyle, bu işin hikayesi şöyle. Görmüş olduğunuz gibi değerlerimiz var. Bir üretim sayısı, bir paraların toplamı ama aralarında çok küçük değerler var. Dolayısıyla bunun pasta grafiğini çizdiğimizde pek ortaya bir düzgün grafik çıkmıyor. Neden? Çünkü çok küçük değerler var. Yani şöyle stillerinden yüzdelerini de göstermeye çalışayım. Görmüş olduğunuz gibi buradaki ürün 7, ürün 9, ürün 7, 9, ürün 2 bunlar buralarda görmüş olduğunuz gibi kaybolmuş durumda. Sıralayalım. Yine de kaybolmuş durumda. Ne etiketlerini gösterebilir? İşte bu durumda belli bir oranda, belli bir sayıda, belli bir konumdakileri alıp bir küçük pastayla göstermek. Çünkü belki de bunlar üretimimiz tamam, ürün 7 çok az üretiliyor ama belki de ürün 7, hani buna adet diyelim, çok kıymetli bir şey. Yani onun bir tane ürün 9, iki tane, onu da görmek isteriz. Yani oranı %1, 2 ya da %0,01 bile olsa. Çözüm nedir? İşte pastanın pasta pastası, yani böyle bir şey yapıyor olacağız. Tekrardan yapayım. Ekle, insert'ten pasta, pie chart'a gidiyorum. Burada, buraya değil de bakın, pasta pastası, pie of pie, pasta sütunu. Aynı şey. İsterseniz o tarafı sütunla, isterseniz o tarafı da pastayla gösterebiliriz. Tamam, çizdik. Nedir bunun yüzdeleri, nedir bunun etiketleri diye şey yaparsanız, ondan sonra onları da gösterelim. Şu şekilde sanıyorum. Tamam. Şimdi nereden ayırdı? Tamam, bizim en düşükler buraya geldi kesin. Hemen üzerinde sağ tıklayalım. Veri serisini biçimlendir arkadaşlar. Data series. Bakın burada seri ayırma ölçüsü nasıl olacağına göre genelde konum yüzde seçilebilir. %10'dan ayırdı. Yani bunları işte toplam yüzdesini alırsanız sanıyorum böyle bir şey. Bakın %5'ini ayırsın gibi. Zaten belli ürünler gördüğünüz gibi ürün 10 %10'unu oluşturuyor. Şöyle yaparsam daha iyi görünecek sanki. %7'sini oluşturuyor. Tekrar gelelim. Bakın %7'lik kısmı da oradan. %7'leri de aldım. Ondan sonra belki şeylere ilişki yine küçük bir müdahale yapılabilir. Ama onun dışında görmüş olduğunuz gibi %9, 2 olan, %7 olan ürün 7 nerede? Ürün 7 burada %0'a denk geliyor. Hani onların şey belki şuradan özelliğini gösterebilir miyiz bilmiyorum. Çünkü çok küçük bir sayı. 1, 0 ondan sonra yüzde olarak ondan sonra bakalım sayı cinsinden değiştirebilir miyiz? Görmüş olduğunuz gibi gösterebiliyoruz. Daha farklı yapalım. %10'dan itibaren buraya gelsin. Bakın %9'ları, %5'leri hepsini içine aldı. %9 burada kalsın, 7 kalsın. Daha küçük yani %7'nin altındakiler gelsin gibi. 7'yi de alayım. Evet. 7'yi de buraya aldım. %7 bakın diğer %7 böyle oldu. Demek ki burası diğer %7'si. Diğer %10'u gibi ana ürünlerim işte 8 şu bu görebiliyorum. Diğer %7'si böyle veya diğer işte %10'u vesaire gibi. Buradan artı tabi ona denk geldiği için %8 itibariyle oraya aldı. Yani buradan uygun bölümlemeyi yaparsınız diye düşünüyorum. Kalan %7, kalan %5 gibi. Tabii %7 yerine değer olarak da verilebilir. Yani değer olarak şundan küçük değerler burada var. 50'nin altındakiler oraya geçsin gibi arkadaşlar düşünülebilir. Bakın %23'üne denk geliyormuş. 20'nin altındakiler oraya geçsin gibi düşünülebilir. %2'sine denk geliyormuş. Ondan sonra hadi 40 diyeyim ben de ortayı bulalım. Bu şekilde. Tabii burada yüzde göstermek şart değil. Bunun üzerine gelip biliyorsunuz etiketleri farklı değerinde burada ifade edebilirsiniz. Yani yüzde değer göstermek
Şart değil ama hani mantıklı olanı daha çok pastalarda yüzdeyi göstermek gibi. Biz yine veri serisinde biçimlendirelim. Görmüş olduğunuz gibi konu özel bir değerlendirme konumuna göre ondan sonra ikinci çizimdeki değerler kaç tane olduğunu buradan seçeceksiniz sanıyorum son bir şey gibi ama yani burada dediğim gibi en çok kullanacağımız şeyimiz arkadaşlar büyük ihtimalle yüzde ya da sayı olarak değeri özelde de yine istediğiniz gibi bir noktayı seçin demiş ondan sonra orayı belirleyerekten ilk çizim ikinci çizim şeklinde ben de yüzdeye tekrar çevireyim görmüş olduğunuz gibi %6'sı, %7'si ne kadar, diğerlerinde yüzde ne kadar olduğunu burada gösteriyor. Aynı şekilde neyi yaparız dedik? Gidelim. Burada hani dedik ya bunun bir de şeyi de var. Çok benzeri. Aynısını size sütun olarak gösterecek. Aynı düzenlemeleri orada yapacaksınız arkadaşlar. Yani o kısmı alıyor, sütun olarak gösteriyor. Evet arkadaşlar. Pasta pastası, pasta sütunu, pie of pie of column gibi sizlere bir grafik çalışması yaptım. Bir diğer videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.